Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün Tesla Juniper'in bataryası üzerine sizinle sohbet etmek istiyorum. Bu konu nereden aklıma geldi? Temmuz ayında Engin Özeren, Engin Hoca bir paylaşım yapmıştı. Ve bu paylaşımında Juniper bataryalarının 398 bin lira olduğundan bahsetmişti. Ama en önemli farkın Juniper'in bataryasının kodunun LFPX olarak gösterildiğini söylemesi olmuştu. Bu da benim daha önceden araştırmak istediğim bir konuydu. Ben de bunun üzerine biraz araştırdım. 2022, 2023, 2024 yıllarında Kettle'ın manganez katkılı pil ve batarya üretimi üzerine çalıştığı belirtiliyordu. Bildiğiniz gibi Tesla bataryalarını Kettle'dan temin ediyor. Kettle firması da batarya pazarının yaklaşık %40'ını elinde bulunduruyor ve batarya pazarının lideri konumunda. Kettle'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi batarya teknolojisinde gittikçe gelişen Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi. Bunlardan bir tanesi de lityum demir fosfat bataryası üzerine. Lityum demir fosfat bataryasının bazı handikapları var, bazı da avantajları var. Dezavantajları içinde en önemlilerinden bir tanesi soğuk havadaki şarj hızının düşmesi ve enerji yoğunluğunun NMC'ye göre daha az olması ve NMC'ye göre daha büyük alana ihtiyaç duyması. 2022, 2023, 2024 yıllarında birçok sektör habercisi, bu konudaki uzmanlar ve teknoloji haberi yazarları bu konuyu işlemişler farklı farklı zamanlarda. Aynı zamanda bu bilimsel araştırmalara da konu olmuş. O tür makalelere de konu olmuş ve o dönemlerde yazılan yazılarda Tesla'nın kısa menzilli Model 3 ve Model Y araçlarında LMFP, lityum mangan oksit demir fosfat bataryalarını kullanacağı üzerine spekülasyonlar yapılmış, haberler çıkmış. Hatta o zamanlar bunun X ek koduyla LFP'ye ekleneceği, bu kodla çıkarılacağı belirtilmiş o zamanlar. Daha henüz Tesla Model Y Juniper ve Tesla Model 3 kısa menzillisinin yeni bataryası ortada yokken. Bu makalelerin, bu yazıların, bu haberlerin ortak özelliği ise şu olmuş. X ek kodlu bataryanın enerji yoğunluğunun daha yüksek olacağı, aynı boyuttan 1 kilogram kadar daha düşük olacağı ama batarya kapasitesinin daha yüksek olacağı, rejen kısıtlamasının olmayacağı, soğuk hava performansının da LFP'ye göre çok iyi olacağı iddia edilmiş. Ama gerçekçi olmak gerekirse Juniper çıktıktan sonra Juniper bataryasının manganez katkılı olup olmadığına dair birkaç haber dışında net bir bilgi yok. Bu konuda da bir konsensüs de yok. Bu alanda bir konsensüs ve netlik olmadığı için de sadece varsayıma dayalı bir yorum yapabiliyoruz. Çünkü Kettle, Tesla Model Y Juniper'lerde kullanılan LFP-X kodlu bataryanın içeriği hakkında bir bilgi vermiyor. Tesla zaten hiçbir bataryasının hakkında net bir bilgi vermiyor. Ne kapasitesini veriyor, bakın Tesla'nın sitesine, ne NMC bataryalı uzun menzilli araçlarıyla ilgili, ne de LFP bataryalı araçlarıyla ilgili batarya kapasitesi veya içeriğine dair hiçbir bilgi bulamazsınız, vermiyor. Yani bunu bir ticari sır olarak saklıyorlar. Ama genel yaygın kanı Juniper'lerde kullanılan bataryanın mangan katkılı olabileceğine dair bir kanı. Bu yorumların doğru olup olmadığına da kışın biraz daha yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Kışın, çünkü soğuk havalardaki şarj hızını gördüğümüzde biraz daha hangi yorumların doğru olup olamayacağına dair bir fikir belirtebiliriz. Şimdilik dediğim gibi sadece varsayımlara dayalı olarak bir yorum yapıyoruz. Peki magnezyumun Kettle tarafından LFP bataryalarda tercih edilmek istenmesinin nedeni ne? Bu nedenlere baktığımızda birincisi yüksek elektrokimyasal aktivite, ikincisi termal kararlılık ve güvenlik, üçüncüsü düşük toksisite ve çevresel avantajlar, dördüncüsü magnezyum doğada bol ve aynı zamanda temini ekonomik, beşincisi yüksek kapasite ve döngü ömrü, altıncısı performans artışı, yedincisi esneklik. Birçok elementle bir arada kullanılabilme
büyüme özelliği. Şimdi de isterseniz magnezyumun kullanma nedenlerine baktığımızda az çok belli ama LMFP bataryanın yani lityum mangan oksit demir fosfat bataryanın özelliklerine bir bakalım. Bunu da eğer Tesla Model Y Juniper kısa menzil araçlarında kullanılıyorsa diye yorumlamak gerekiyor. Bunun özelliklerine baktığımızda birincisi Cattle'ın vermiş olduğu kod. 6M E1A tanımı getirmiş. Bu Cattle'ın getirdiği bataryanın iç kod adı. Önceki SR modellerinde kullanılan Cattle bataryanın kodu ise 6L idi. Yeni bataryaların iç kodu ise 6M. İkinci özelliğe baktığımızda kimyası ve yapısı. LFP'nin olivine yapısına manganez eklenerek geliştirilmiş bir katot yapısı. Kimyasal yapı bu. Ama bu bataryanın aynı zamanda çinko ve alüminyum gibi ek metal elementleri de içerdiği belirtiliyor. Üçüncüsü yüksek enerji yoğunluğu. LFP'ye göre daha yüksek voltaj altyapısına sahip. 4.1 voltaj altyapısına sahip olduğu belirtiliyor. Hücresel düzeyde bakıldığında kilogram başına 210 ile 230 watt aralığında gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtiliyor. Hacimsel bazda ise litre başına 450 ile 500 watt enerji yoğunluğu olduğu belirtiliyor. Paket düzeyinde bakıldığında ise hücresel bazda 207 watt bölü kilogram ve 360 watt bölü litre enerji yoğunluğuna sahipmiş. Dördüncü özellik olarak baktığımızda kapasite ve performans yüksekliği. 6M bataryası önceki 6L bataryasına göre yaklaşık %4 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Aynı zamanda bakıldığında kapasite olarak 60 kWh saat batarya yerine 62 kWh saatlik bir batarya var. Beşinci olarak hacim olarak aynı olmasına rağmen ağırlık olarak 1 kilo daha az olması. Yani beşinci özellik ağırlık azalması. Altıncı ve en önemli özelliklerinden ve ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de hızlı şarj performansı. Burası önemli. Cattle'ın Shenzing ve Shenzing Plus teknolojisine sahip olduğu veya bunun ön teknolojisi olduğu belirtiliyor. Bu Shenzing ve Shenzing Plus teknolojisinde batarya 250 kWh'e kadar hızlı şarj özelliğine sahip teorik olarak. Ama biz gerçekte baktığımızda Tesla Juniper Model Y'lerde 185-186 kWh en yüksek peak hızını görebiliyoruz. Yani teorik olarak öyle söylense de pratik olarak baktığımızda 185-186 kWh'lik peak değere sahip şarj hızı olarak. Bu tahminler de şuna dayanıyor. Yani 250 kWh'i destekleyen teorik olarak bir batarya olduğuna dair tahminler veya spekülasyonlarda bu Shenzing ve Shenzing Plus teknolojileri ile üretilmiş olabileceğine dair spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Bununla ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Yedinci özellik ise düşük maliyet. LFP batarya teknolojisinde olduğu gibi LMFP batarya teknolojisi de LFP'ye göre daha pahalı olsa da NMC'ye göre çok çok düşük maliyetli bir batarya teknolojisi. Yani hem NMC'ye göre hem NCA'ya göre batarya maliyetleri çok çok düşük seviyede. LFP'ye göre çok az bir batarya maliyeti yüksekliği var. Hatta aynı batarya maliyetine sahip olduğu belirtiliyor. Zaten Engin Hoca'nın X'teki attığı iletide de onu görüyoruz. Yani eski bataryaya göre fiyat olarak baktığımızda bu özelliğini yani düşük maliyet özelliğinin burada tuttuğunu görebiliyoruz. Tesla Model Y Juniper bataryaları 398 bin lira artı KDV ile Türkiye'de Tesla'nın envanterinde gözüküyor. Sekizinci özellik ise yüksek güvenlik. LMFP bataryaları LFP bataryaların yüksel termal kararlılık ve stabilitesini koruyan bir batarya kimyasına ve yapısına sahip. Aşırı ısınma veya kısa devre durumunda yanma veya patlama riski çok düşük. Çok önemli bir maddeye daha geldi sıra. O da yüksek şarj hızı özelliği gibi önemli bir özellik. Dokuzuncu özellik olarak baktığımızda düşük sıcaklık performansı. Soğuk hava koşullarında LFP bataryalardan çok daha yüksek performanslı özelliğe sahip bir batarya yapısı var. Bu da kış aylarında NMC'ye göre LFP'nin dezavantajını ortadan kaldıran bir özellik. Onuncu özellik uzun ömür. LFP bataryalardan bir miktar az olsa da NMC ve NCA bataryalara göre çok yüksek bir uzun ömre sahip batarya kimyasına sahip. 11. özelliği ise yüksek iletken elektrolitler. LMF
MFP bataryada mangan, lityum iyonlarının sıvı ve ara yüzlerdeki iletim hızını arttırıyor. 12. özellik yüksek poroziteli ayırıcı. Yine mangan, lityum iyonlarının anot ve katot arasındaki hareketlerini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Bu da iç direnci azaltıcı, şarj hızını arttırıcı bir katkı sağlıyor. 13. özellik çok boyutlu batarya sekmesi. LMFB'de mangan, elektrotların akım taşıma kapasitesini arttırıcı bir etkiye sahip. Bu da sıcaklık yükselmelerini engelleyen ve azaltan bir yapı demek oluyor. 14. özelliğimiz fiç kaplama teknolojisi. Bir tür arayüz kaplama teknolojisi gibi düşünebiliriz. Katot yüzeyine uygulanan bir nano kaplama türü. Lityum iyonlarının aktivitesini azaltıyor. Depolama sırasında, kullanım sırasında ise yeniden aktivite ediyor. Öyle bir katkısı var bu kaplama teknolojisine. Bu da uzun vadede batarya ömrünün uzamasını sağlıyor. 15. özellikte esnek genişleme kuvveti yönetimi. Mangan hücrelerin genişleme kuvvetini optimize ederek çatlamaları önlüyor ve ömrünü uzatıyor bataryanın. Peki LMFB'nin özelliklerine ve avantajlarına baktık. Dezavantajları yok mu? Evet, bazı dezavantajları ve zorlukları da var. Birincisi döngü ömrüyle ilgili bir zorluğu. LMFB'deki yüksek voltaj LFB'ye göre batarya ömrünü biraz düşürüyor. İkinci ve en önemli zorluğu ise yüksek sıcaklıklarda manganez çözülmesi. Yüksek sıcaklıklarda manganez diğer elementlere göre daha kolay çözülme yapısına sahip. Ancak Kettle'ın bu iki sorunu da elektrolit katkıları ve granülasyon teknolojisi yöntemiyle çözdüğü belirtiliyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi varsayım ve bazı teoriler. Bu araştırmada kullandığım verileri ve bilgileri bazı kaynaklardan aldım tabii ki. Bu kaynakları açıklama kısmında belirteceğim. Sizler de bakabilirsiniz. Aynı zamanda LMFB ile LFB arasındaki farkları gösteren yazıyı da ekrana koyacağım. Şimdilik vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Tartışmalar devam ediyor ama soğuk havalarda daha iyi bir şekilde göreceğiz bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış diye. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.